Sevgili arkadaşlar, 3 Haziran 2012'de Cumhuriyet Halk Partilerin teveccühüyle ve takdiriyle yönetim kurulumuz seçildi. Ben bu yönetim kurulunun başkanıydım. 28 ay 10 gün çok meşakkatli bir görev yaptık. 2 kurultay, 1 yerel seçim, 1 de cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Bize güven duyan bütün partililerimize, oy verenlere, vermeyenlere buradan tekrar teşekkür ediyorum. Onlara minnet ve saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bilindiği gibi yerel seçimler zor seçimlerdir. Yerel seçimler genel seçimler gibi özellikler taşımazlar. Yerel seçimlerde binlerce aday vardır ve bu adayların tamamı beklenti içerisindedir. Bu beklentileri karşılamak çok zordur. Dolayısıyla biz de bir yerel seçim geçirdik. Çok beklenti içerisinde olan arkadaşlarımız vardı. İstemeyerek de olsa onları kırdık. Ben en son yaşadığımız kurultayda genel başkanımıza niçin 177 tane imza almasına rağmen 440 tane oy aldı diye sorduğumda Muharrem İnce'nin, genel başkanımız, yerel seçimlerin çok özellik taşıyan seçimler olduğunu, dolayısıyla birçok beklenti içerisinde olan arkadaşları kırdığını, onun için de bu sonuçların doğal ve makul olduğunu söyledi. Aynı sonuçları arkadaşlar biz de yaşadık. Nasıl yaşadık? 18 tane arkadaşımız istifa ederek yaşadık. Ama partimizin tüzüğü var. Partimizin tüzüğü diyor ki, istifa edenler eğer iyi niyetliyse, eğer bireysel istifalarını ortaya koyuyorlarsa yedek arkadaşlarımızı sırasıyla çağırmamız gerektiğini tüzüğümüz emrediyor. Ama gelin görün ki Zonguldak'ta bu böyle olmadı. Arkadaşlarımız maalesef Zonguldak'ta belki de ilki ortaya koydular. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni, il örgütünü geçici kurula, kayyuma teslim ettiler. Bu görünüş itibariyle çok acı bir durumdur. Yani bu Zonguldak'ta yaşanmaması gereken bir durumdur. Ama maalesef arkadaşlarımız bu acı durumu bütün milletvekillerimizin ısrarına rağmen, benim ricalarıma rağmen hayata geçirmişlerdir. Bu da Zonguldak'ta son olmasını dilediğimiz önemli bir durumdur arkadaşlar. Arkadaşlar, ben aslında istifa süreciyle ilgili çok geniş bir açıklama yapma niyetinde değilim. Ama bazı gerçekleri de sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Biliyorsunuz 18 arkadaşımız istifa ettiler. Bana istifa ederken bütün bu arkadaşlar bireysel olarak istifa edeceklerini, toplu istifa ederek yönetimi düşürme tehdidi ve şantajı altında istifa etmeyeceklerini söylemelerine rağmen, bir arkadaşımız, ben kapı kapı çalışırken, ben partimin başarısını 1 oy alma hesabını yaparken, bu arkadaşlarım benim altımı oyarak 18 tane arkadaşımızın istifasını sağladılar. Bu hakikaten Türkiye'de yaşanılan nadir durumlardan bir tanesidir. Ben gene de benim de eksiklerim olduğunu söyleyerek onları hoşgörüyle karşılıyorum. Bu yaşanmaması gereken durumu bir daha Zonguldak'ta kimsenin yaşatmaması dileğiyle, onlara da önümüzdeki seçimde aday olacaklar. Ben isterdim ki bu fedakarca istifayı ettikten sonra aday olmamalarını beklerdim. Ben de o zaman aday olmazdım. Ama demek ki beni düşürmelerinin yegane sebebi kendi ikbal ve iktidarlarıymış. Onun için ben de onların bu düşüncesine karşılık aday olma zaruretini kendimde gördüm. Çünkü bana bir haksızlık yapıldı. Ben buradaki arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların hepsi benim ne derece haksızlığa uğradığımı biliyorlar. Ben kapı kapı çalışırken ben bütün belediye başkanlarını dirgin eden, Alaplı'nın Gümelisi'ne kadar kapı kapı çalışırken, Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oy fazla olmasını hesap ederken, arkadaşlarımız burada kültür merkezlerinde müzik dersi alıyorlardı. Arkadaşlarımız müzik dersi alıyorlardı. Biz çalışırken
arkadaşlarımız partinin başarısızlığı üzerine kendi başarılarını eklemek üzere bizim altımıza uyuyorlardı arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durumdur. Ve burada dikkatle izledim. Arkadaşımız diyor ki kavga ettikçe küçülüyoruz. Kavgalı eve kız vermezler diyor. Bakın arkadaşlar, sizin dikkatinize sunuyorum. Kavgayı kim başlattı? Kim başlattı? Yönetim kurulu toplantısını yaparken, yönetim kurulu içerisinden basına bilgi vererek bir kavganın fitilini ateşleyen bu arkadaşlar değil mi? Ben hiçbir zaman, hiçbir konuda partiyi küçük düşürecek hiçbir konuda basınla kesinlikle bir şey içerisine girmedim. Ama görüyorum ki arkadaşlar, partiyi ne hale getirdiklerini kendileri burada ifade ederek bir yerde ikrar ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşımız gene diyor ki ayak oyunları başladı diyor partide. Ayak oyunları şimdi başlamadı ki, 4 aydan beri ayak oyunları var partide. Siz başlattınız ayak oyunlarını. Ne yazık ki şu geldiğimiz durumda 2015 Haziran ayının 12. Haziran'da yapılacak seçimlere az bir zaman kala bu ayak oyunlarını hayata geçirdiler ve maalesef bu arkadaşlarımızın bize duyduğu teveccühe ihanet ettiler ve istifa ettiler arkadaşlar. Bütün amaçları beni istifa ettirmekti. 4 ay bu partiyi oyaladılar. 4 ay partiyi bloke ettiler. Sayman 1,5 ay partiye gelmedi arkadaşlar. Bu partiye 1,5 ay Sayman gelmedi. Gazetecilerin parasını ödeyemedik. Aldığımız eşyaların, kumanyaların parasını ödeyemedik. Öyle bloke ettiler partiyi. Ben çok üzücü durumlarla karşı karşıya kaldım. Ama şunu emin olun, şunu içtenlikle söylüyorum. Kesinlikle yılmadım. Benim amacım Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir nebze olsun ileri getirmek. Bunu da yapılan yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdim. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni arkadaşlarımız bana teveccüh gösterir de destek verirler, beni yeniden il başkanı yaparlarsa, bakın Zonguldak'ta en az 4 milletvekili çıkartmanın sözünü veriyorum. Zonguldaklı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, sevgili partili dostlarım, yaşadığımız süreç istifa eden arkadaşlarla böyle. Bir değişik, yine bir süreç yaşanıyor. Bu süreç içerisinde bir tane eski milletvekili arkadaşımız var. Bu arkadaşımız seçimden seçime Zonguldak'a geliyor ve muhakkak bir yerlere aday oluyor. Artık milletvekili adaylığı biliyorsunuz yaptı. Bir dönem milletvekili de yaptı. Bir dönem belediye başkan adayı oldu. Şimdi il başkan adayı olmak istiyor. Herkesin demokratik hakkıdır aday olmak. Herkesin demokratik hakkına saygı duyuyorum. Ama burada sanki parti Zonguldak'ta bitmiş. Sanki Zonguldak 12 tane belediye başkanını çıkartmamış. Sanki Zonguldak %46.8 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy almamış gibi Zonguldak'ta büyük bir kaos var. Büyük bir kavga var. Ve bu kavganın fitilini maalesef ateşleyen o eski milletvekili arkadaşımız. Bunu bütün Zonguldak biliyor. Basın yoluyla bizi lime lime her gün gazetelere çıkartarak, AKP'nin borazanı olan gazetelere bizi her gün efendim el altından bilgiler göndererek partiyi küçük düşürdü bu arkadaşımız. Biz bunları yaşadık arkadaşlar. Biz AKP ile uğraşırken bir de kendi içimizde partiye ihanet edenlerle uğraştık. Ben bunları adaylık konuşmak istemiyordum. Ama maalesef bazı gerçekleri de üye arkadaşlarımızın, basın mensubu arkadaşlarımın bilmesi lazım. Biz hiç kimseyle sorunumuz yok. Hiç kimseyle de kavgalı değiliz. Biz iki tane milletvekilimizle, il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, ilçe başkanı arkadaşlarımızla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, partimizin üyeleriyle hepsinde kol kolayız. Hepsi yanımızda. Hepsi bizle beraber. Biz hiç kimseyle kavga etmek azminde ve kararlılığında değiliz. Ama maalesef öyle bir duruma getiriyorlar ki bizi kavga etmek, kavgalı duruma düşmek zorunda kalıyoruz. Bunlar Zonguldak'ta yaşanan gerçekler arkadaşlar. Zonguldak'ta sanki Cumhuriyet Halk Partisi bitmiş gibi burada beyanlarda bulunarak arkadaşımız, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi önümüzde yapılacak seçimlerde
sanki bir milletvekili çıkartamayacak duruma düşmüştür havasını yaymaya çalışıyorlar. Bir kavganın fitilini ateşliyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıyla uğraştık. Ben Ahmet'le Mehmet'le kavgalı olabilirim. Ama benim ortak faydam, ortak değerim Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zonguldak'ta birinci parti yapmak için uğraşıyorum. Benim kimseyle kavgam yok. Onun içinde inşallah 16 ayın 16'sında bu ipi göğüsleyerek bu güzel günü hep beraber yaşayacağız sizle beraber arkadaşlar. Seçimler arifesinde bir ön seçim yaşadık Zonguldak'ta. Bu ön seçimde burada demokrasinin iddiaları atanlar, biz ön seçim istiyoruz diyenler, biz ön seçim kararı aldırdık diye genel merkeze bizi bu partide belediye başkanını ve ben il başkanını gençlere yuhalattı arkadaşlar. Şimdi o gün buradaki konuşmasında şöyle söylüyor. Biz demokrasiden yanayız, biz seçimlerden kaçmayız ve Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ön seçim vaadi veriyoruz diyorlar. Arkadaşlar biz ön seçim yaptık, partide kıyamet koptu. Yemediğimiz hakaret, yemediğimiz küfür kalmadı. Ön seçim isteyen yandaşlarına bize hakaret etmelerini, bize küfür etmelerini müsaade eder mi? Ve onlara hoşgörüyle bakar mı? Bunlara dur demez mi? Ama maalesef bir kavganın fitilini o günden başlattılar. Ve o gündür bugündür de her gün bu kavganın körükleyicisi oldular. Ama biz gene de onlara iyi niyetlerimizle, samimi duygularımızla gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmek için düşmanımızla da olsa kol kola gireceğiz arkadaşlar. İlçemizde, merkez ilçemizde ve Ereğli'de parti binalarımız var. İnşallah bu önümüzdeki süreçte parti binası olmayan ilçelerde de parti binalarını alarak onların da parti binasına sahip olmalarının önünü açacağız. 3 tane ilçemizde arabamız var. Diğer ilçelerde de araba alarak onların da araba eksiklerini gidermeye çalışacağız. Mutlak ve mutlak geçmiş dönemde ilçe başkanlarımıza ısrarla söylememize rağmen danışma kurulu toplantılarını yapmadılar. Ve bunun yüzünden merkez ilçeyle ve Çaycuma'yla bu duruma düştüysek bu danışma kurulu toplantılarının yapılmamasından kaynaklanan sorunların başında geliyor bu danışma kurulları. Onun için önümüzdeki süreçte mutlak ve mutlak danışma kurulu toplantılarını yapacağız. Şehrimizin sosyal ve ekonomik politikalarını yeniden gözden geçirerek, kriz masaları kurarak, danışma kurulları oluşturarak yeni dönemde bu konularda Zonguldak'ı nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz? Zonguldak'ı yeniden nasıl Türkiye'nin umudu haline getirebiliriz? Bunun çalışmalarını yapacağız. Tek hedefimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zonguldak'ta birinci parti yapmak. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım, bize geçmişte ve gelecekte güven duyan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Bir dönem önce il başkanı yaptılar. Bize destek veren, vermeyen bütün arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kasım'da yapılacak seçimlerde aday olan bütün arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, metne bağlı konuşmam bitti. Şimdi metin dışında konuşmak istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni her şeyden çok seviyoruz. Bu nedenle de elimizden gelen ve gayreti göstererek bir çaba içerisine girdik. Sevgili arkadaşlar, bu çabamızın sonucunda bu yukarıda saydığım başarıları teker teker yaşadık. İnşallah bu önümüzdeki süreçte de bunların daha fazlasını yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Zonguldak'ın umudu haline getireceğiz. Bizim tek amacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zonguldak'ta iktidar yapmak. Başka hiçbir şey düşüncemiz yok. Yorumlar, bir takım spekülasyonlar, değerlendirmeler var. Ama ben diyorum ki
ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi gemisini emin ellerde limana sokmaktır. Ondan sonra efendim beklenenler yeniden hayata geçebilecek duruma gelebilir. Onun için ben buradan hiçbir art niyet gözetmeksizin bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlere şunu söylemek istiyorum. Başarı hepimizindir. Başarı tüm Cumhuriyet Halk Partililerindir. Milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla hep beraber bu başarının altına imza attık. Bundan sonra da omuz omuza vererek aynı başarının devamını sağlayacağız. Buna bütün Cumhuriyet Halk Partililerinin inanmasını istiyorum arkadaşlar. Ünlü şair Behçet Kemal'in bir şiirini size okumak istiyorum, bir parçasını. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak büyük bir sevdamız var, Atatürk sevdamız. Ne senden geçerim ne senin eserlerinden diyor Behçet Kemal Çağlar. Biz de ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçeriz ne Cumhuriyet Halk Partisi sevdamızdan. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Evet. Şimdi sizden önce adaylığın ayrışı açıklayanların şöyle bir iddiası oldu. Aday olanlar asıl amaçları milletvekili olmak. Siz milletvekili aday olacak mısınız? Böyle bir amacınız var mı? Ya da ileriye dönük bu adaylığınızın sebebi o mudur? Ben öyle bir niyette aday olmadım. Ben burada mağdur edebiyatı da yapmak istemiyorum. Ama ben burada mağdur edildim. Yani bu partililerin bize biçtiği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine biçtiği 36 ay görev yapma süresini arkadaşlarımız art niyetlerle, benim düşüncem öyle, art niyetlerle yarıda kestiler ve ben burada arkadaşlarımın art niyetleri nedeniyle mağdur edildim. Dolayısıyla benim birinci amacım bu mağduriyetimi gidermek. Ben milletvekili olmazsa olmaz hesabım yok. Kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Bir basın mensubu arkadaşım bana bir soru sormasıyla alevlenen bu şeyi, gündemi ben şöyle ifade ediyorum. Ben arkadaşıma şunu söyledim. Her siyaset yapan insanın aklında bir yerlere aday olmak vardır. Kimi belediye başkanlığı düşünür, kimi milletvekili düşünür. Benim de siyaset yaptığıma göre benim de böyle bir düşüncem vardır. Ama olmazsa olmazım değildir. Kesinlikle ben milletvekili olmazsam bırakır giderim düşüncem yoktur. Milletvekilliği 3 ay sonra, 5 ay sonra, istifalardan sonra gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi çok hızlı süreçler yaşıyor. Siyaset çok hızlı süreçler yaşıyor. 4 ay sonraki olaya bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Net bir aday olacağım düşüncem yok. Öyle bir düşüncem yok. Günün şartları, koşulları neyi gerektirirse onu yapacağız. Başkanım istersek bir olmasın? Olabilir tabii. Ben bir şey demiyorum ama öyle bir şeyim yok. Yani öyle bir olmazsa olmazım yok. Öyle bir şartım yok yani. Şimdi bazı arkadaşlara bakıyorum ben aday olurum ama arkamda güçlü bir yönetim bırakıyorum. Onlar devam edecekler. Öyle bir şey yok. Yani siyasette tabii ki günün koşullarına göre her şey değişebilir ama bugünden öyle bir pazarlık içerisinde değilim.